Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Günahkar müminlere bakış açımız nasıl olmalı? Evet, müminler insan olmaz hasebiyle günahkar olabilirler. Ama bu günahlar onları asla kafir yapmaz, dinden ve imandan çıkarmaz. Sadece kirletir. İman elmas gibidir. İnkar ise kömüre benzer. Nasıl ki elmas kömür torbasına girip kararmakla asla kömür olmaz. Lağım çukuruna düşmekle necis olsa bile lağım haline gelmez. Elmas olarak kalır. Kömür ve necasetin bulaşıkları temizlenmekle o kirlerden de arınır ve temizlenir. Aynen bunun gibi iman sahibi bir mümin de günahlar işlemekle kirlense ve necaset bulaşmış olsa bile asla imandan ve dinden çıkmaz. Mümin olarak kalır. İnşallah ciddi bir tövbe ile o günah kirlerinden ve necasetinden de arınır ve kurtulur. Demek ki mümin ne kadar günahkar olursa olsun iman bakımından her zaman kerimdir. Asla leim haline gelmez. Yani kerim ne demek? Leim ne demek? Kerim iyi, değerli, şerefli anlamlarına gelir. Leim ise kötü, değersiz, şereften mahrum gibi manaları vardır. İman sahibi bir insan, yani bir müminin hoş karşılanmayan hareket ve davranışlar olabilir ve bu açıdan leim olduğu söylenebilir. Yani kınanmaya ve aşağılanmaya müstahak olabilir ancak bu insanın imanı olduğu için bu iman sayesinde şeref ve kıymet kazanmıştır. İman onu aşağılanmaktan ve kınanmaktan kurtarır. Bu demektir ki hiçbir mümin iman yönünden asla leim olamaz. İmanın yanında çirkin davranışları çok basit ve ehemmiyetsiz kalıyor. Madem kalbinde iman cevheri var, öyleyse her zaman sevilmeye layıktır. Kalbinde iman olan bir mümin kınanamaz, Aşağılanamaz. İmanından dolayı sevilmeye layıktır. Peki kötü olan davranış ve hareketlere nasıl bakacağız? İşte ancak bu hareketlerinden dolayı ona acınır ve elimizden geliyorsa lütufla, şefkatle ve merhametle ıslahına, tedavisine çalışılır. Yoksa o mümin kardeşimize asla düşmanlık edemeyiz, ona kin ve nefrette bulunamayız.